Şimdi makinemizi kutusundan çıkardık, yerleştirdik. Şimdi birazdan kurulumunu ve çalışmasını şey yapıyoruz. Makineyi kurduktan sonra şartı açıyoruz. Elektrik geldi. Isı zaten ayarlamıştık biz. Bazen elektrik gelmediği zaman kargodan dolayı burada bir içindeki sigorta atmış olabiliyor. Elimizde kaldırıp içindeki şu sigortayı kaldırıyoruz ve elektrik gelmiş oluyor. Şimdi bobin nasıl bağlanır onu da yapalım. Bobini koyduk. Bobini iki topuz arasına sıkıştırdık. Yerine yerleştirdik. Daha sonra bobini alt rulodan geçirdik. Bir üst rulodan geçirdik ve burunun altına verdik. Şimdi kesiyor mu diye kontrol ettik ve kesiyor. Çalışmak için ısı ayarladığımız ısıyı kontrol ediyoruz. Şu anda bizim ayarladığımız ısı 100 derecede. Isı 100 dereceyi bulduğunda lamba sönmüş olacaktır. Çalışmaya başlayabiliriz. Kutuyu yerleştirdik. Tamam. Şimdi kutuyu yerine yerleştirdik. Şu yapıştıracağımız bölgenin payını verdik. Kutuyu kaldırdık. Ortaladıktan sonra iki yan plakları ellerimizle katladık ve iki parmağımızı da kutunun, yani şurada yapıştıracağımız bölgede el ve parmaklarımız yok. Çektik, çektik. Şimdi yapıştırma alanına geldik. Daha havada tutuyoruz. Yapıştıracağımız zaman şu kutunun şu bölgesini şuradaki yüzeye çarptırarak kesme ve yapıştırma işlemini yapacağız. Şu şekilde. Yapıştırma işlemi, ön yapıştırma işlemi olmuştur. Şimdi iki parmağımızla katlıyoruz. Şöyle iki parmağımızın şurasını da aşağıya veriyoruz. Ne oldu? Şuradaki olay kaldı. Şu şekilde. Birinci yapıştırma, ikinci yapıştırma. Sonra çeviriyoruz kutuyu. Aynı şekilde. Birinci yapıştırma, ikinci yapıştırma. İşlem tamam.